Merhaba, Almanya'dan herkese. Bugün turist rehberlerinin sigortalık durumuna ilgili konuşacağım. Bir diğer ifade sosyal güvence durumu, bir takım veriler ve turist rehberliği tanımı aynı zamanda yorumlar, rehberlerin yaptığı yorum, birkaç yorumu sizlerle bu videoda paylaşacağım. Şimdi dolayısıyla buradaki ilk, siz de ekranda göreceğiniz gibi ilk nokta turist rehberlerinin, turist rehberliği iş tanımıdır. 6326 sayılı 2012 yılında kabul edilen turist rehberliği iş tanımına göre şöyle açayım ben, evet. İki farklı tanım vardır. Birincisi, seyahat ajantılığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kişi ve grup halindeki yerli ve yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleriyle varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini ifade etmektedir. Bu birinci tanımdı. Turist rehberliğinin birinci tanımıydı. Dolayısıyla bu birinci tanım aslında biraz birçok kişinin rehberlik faaliyeti, çalışma statüsü denildiğinde bireysel olarak bir ajanta olmadan bireysel olarak kendi turlarını yapabilmesidir. Müşteriyi buluyor kendisi, bireysel olarak turu icra ettiğini söyleyebiliriz. Bu tanım da biraz aslında Dünya Rehberler Federasyonu'nun tanımına uyduğu söylenebilir. İkinci tanım var burada. İki tane tanım işlemiş. Aslında rehberler açısından şanslı bir durum diye yorumlamak mümkün. Çünkü yani geniş ve iki tanım. Yani bir sınırlama yapmamış. Geniş ve iki tanım üzerine durmuş. Bir ikincisi ise seyahat ajantaları tarafından düzenlenen turların gezi programından seyahat ajantasının yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satılı şekilde yürütülüp ajanta adına yönetilmesini ifade eder. Şimdi buradaki hizmetin iki tanımını verdiğini söylemek lazım. Birincisi, biraz önce bahsettiğim gibi rehber müşteriyi buluyor ve müşteri rehberi buluyor. İkisinden iki aşamalı bir durum. Ve böylece rehberlik hizmeti gerçekleşiyor. Burada bir ajantaya bağlı olmadığı için kişi burada kendi kendini sigortalı yapabilme gibi bir durumu ortaya çıkıyor. Yani kendi kendini sigortalı yapmak karşılığında bağkurlu olarak kendini gösterebilir. Bu birinci tanıma göre uyuyor. Ama bunun tabii ki bunun back to back yapan rehberler var mı? Vardır veya yoktur. Çünkü sonuçta belli bir süre yapman gerekecek bu durumu. Ama ikinci durumda seyahat ajantaları tarafından düzenlenen turlara sen rehberlik yapıyorsun. Dolayısıyla buradaki rehberlik yapma durumu ise ajanta adına yürüttüğün için ajanta senin sigortanı, yani sosyal güvenceyle ilişkili olarak emeklilik ve sağlık sigortanı yatırmak zorundadır. Bu ikinci tanım böyle söylüyor. Rehberlik hizmeti 6326 sayılı iş tanımında geçen kanun, rehberlik iş tanımında geçen tanım bu. Şimdi dolayısıyla bu iki veri analiz ışığında, yani bu tanım ışığında bir turist rehberi kendi turunu icra ettiği süreç içerisinde kendi baykurlu gösterebilir. İkinci aşamada ise serbest, yani seyahat ajantası adına çalışılabildiği için hem seyahat ajantası adına çalıştığı için buradaki durum ise tamamen ajantayı bağlar.
Yani rehberi bağlamaz. Sürüs rehberini bağlamaz. İki tanım var burada bahsettiğim gibi. Şimdi buradaki bir veri ise seyahat ajant turist rehberlerinin çalışma durumuna göre. Yani siz de birazdan ekranda göreceksiniz. Seyahat turist rehberleri nasıl çalışmaktadır? Rehberlik hizmet sektöründe nasıl statüsü nedir ve nasıl çalışıyorlar diye baktığım zaman 2018 yılını ben kendi yüksek lisans tezimin verilerini ben burada bahsedeceğim. Bulabilirsem, evet buldum. Siz de şimdiki ekranda göreceksiniz. Evet. %14,60'ı yani %14,60'ı acentaya bağlı. %64,80 ise serbest. %20,70 işte her ikisi. Yani hem acentaya bağlı çalışıyor hem de serbest çalışıyor. Yani iki durum, üç farklı bir statü söz konusu. Şimdi burada eğer %64,8'i serbest çalışıyorsa bu piyasada, o zaman eğer seyahat ajantası adına bir hizmet veriyorsa, karşılıklı sözleşmeleri de mevcut ise, seyahat ajantaları sigortalığı yapmakla sorumludur. Çünkü rehberlik iş tanımının maddesi açık. Seyahat ajantası adına düzenleniyor diyor burada. Rehber seyahat ajantasına düzenleniyor. Dolayısıyla sigortasını yapmada burada ajanta sorumludur. Ajantaya bağlı olarak çalışan rehberler de var. Burada siz de gördüğünüz gibi %14,60'tı. Acenteye bağlı olarak çalışıyor. O zaman şunu diyebiliriz. Zaten acenteye bağlı olarak çalışır için SESK'sını yatırmaktadır. Evet, burada bir sıkıntı yok. Eğer maaşlı acenteye bağlı olarak çalışıyorsa bir sıkıntı yoktur. Bir de her ikisi durumu olarak işaretleyenler var. %20,77, %20,70. Yani burada da azımsanmayacak bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü muğlak bir ve complicated bir durum var burada. Yani hem serbest çalışıyor hem de bir acenteye bağlı çalışıyor. Oysa iş tanımı açık. İş tanımı belli. Dolayısıyla birden çok acentayla çalışıyorduğunu söyleyebiliriz ama statüsü her ikisi. Yani her iki durum söz konusu. Burada da muğlaklık var. Bir muğlak bir durum var. Ve statü durumu konusunda ise meslek yasasının ya güncellenmesi gerekiyor ya da bu durumda yani hem acenteye bağlıyım hem de serbest çalışırım diyenler için bir yönetmenlik güncellenmesi yapılması gerekir diye düşünüyorum. Yani bu olur mu olmaz mı, çünkü yasa belli. Onu da bilmiyorum. Yani bunu ancak hukukçularla oluşturarak bir karar verilebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki konunun serbest veya acenteye bağlı olarak üzerinde durmak daha yararlı olacağını düşünmekteyim. Şimdi baktığımız zaman diğer emeklilik durumuna göre, yani emeklilik güvencesine göre rehberlerle ben görüştüğümde 2018 yılında %45 katılımcı sayısı 280 civarında. Katılımcıların %45,60'ı yaklaşık olarak 260 katılımcıdan %45,60'ı benim emeklilik güvencem yok diyor. Yani emeklilik güvencesine endeksi olarak sağlık güvencesi de aslında bir nevi riskli veya genel sağlık sigortasından turist rehberi yatırıyor. %54,40 da evet benim sigortam var. Bu %54,40'ın içerisinde, emeklilik güvencesinin içerisinde emekli olanlar da var. Tabi ben görüştüm, emekli olup da benim emeklilik güvencem var gibisinden, düşüncesinden de çıkarsak. Dolayısıyla %50'lik bir duruma kadar oran düşebilir. Bu neyi ifade ediyor? Şimdi serbest çalışanlar eğer emeklilik güvencem yok diyorsa, yani serbest çalışıp ve bir seyahat ajantası adına
kontrat veya sözleşme imzalıyor isen ve de sigortasını çalıştığı gün kadar yatırmıyorsa, bir acenta burada o zaman bu yasaya muhalefet yaptığı fikri çıkabilir. Yani rehberlik iş tanımına muhalefet yaptığı fikri çıkabilir. Ama çünkü acenta adına hizmet veriyor. Yani turist rehberi kendi adına turu organize etmiyor, turu yürütmüyor. Acenta adına yürütüyor. Çünkü neye göre bunu söylüyorum? Yasaya göre söylüyorum. Dolayısıyla burada bir karmaşık bir durum var. Yani %45-60, %45-60 eğer serbest çalışıyorsan ve de acenta tarafından sigortası yatırılıyorsa, hem serbest çalışıp hem de çalıştığı gün kadar bir gün, iki gün, üç gün, beş günlük sigortası yatırılıyorsa, buna hayır dememeleri lazım, evet demeleri lazım. Çünkü rehberlik iş tanımına göre yatırmaları gerekiyor. Bir ikincisi ise dediğim gibi bu, bir de analiz kısmına bu ifadeler veya sigortalık durumuna yorumlar kısmından baktığımız zaman özellikle bu rehberlik adına acent adına çalışan rehberler, hani hem serbest hem de seyahat acentalar adına çalışanlar adına baktığımız zaman durum biraz daha karmaşık olduğunu söylemek mümkün. Örneğin mesela diyor ki bir yorumda sigortalıkla ilgili, en basit acentanın gün başına çalışanı sigortalanması ve çok kolay bir iş, ama TÜRSAP acentalarına siz yapmak zorunda değilsiniz minvalde bir resmi yazı gönderdi geçen yıl. Eğer böyle bir durum söz konusuysa ise, o zaman yasayla ilgili bir, yine bir muhalefet söz konusu. Problemin avukatları nerede gibi bir ifade edilebilir. Eğer böyle bir yasal bir yazışma gerçekleşmişse. Dolayısıyla burada bir sıkıntılı bir durum var. Tanıma karşı, turist rehberliği hizmeti tanımına karşı, yasaya karşı, yasaya muhalefetten bir sorun çıkabilir. Bunu ancak hukukçular, örgütler, yani odalar veya birlik avukatları bu konuyu irdelemesi lazım. Yani öyle sigortalılık durumu, bu sosyal güvence durumu çok karmaşık bir durum. Tanım aslında ortada ama yükümlülük konusunda bazı paradokslar söz konusunu söylemek mümkün. Dolayısıyla paradoks söz konusu olduğu zaman insanlar da burada, rehberlerde farklı ifadeler, yorumlarda bulunabiliyor. Yani rehber arkadaşlarımız da yorumlarda bulunuyor. Başka bir yorumda diyor ki, turizm firması hiç şart değil, hatta daha zor, bulabildiğiniz yere yaptırın, umarım zorunlu sigorta yapmak zorunda olan bir yere denk gelir. Yani işte turizmle alakası bir durum olmayın, olması önemli değil. Bir şirkette, bir fabrikada, bir firmada sen kendini sigortalı olarak göster ama rehberliğini de yap. Şimdi o zaman biz bu mentaliteden bakarsak, o zaman ifade ettikleri gibi rehberlik mesleği bir stratejik meslektir veya rehberlik mesleğin bir kariyer mesleğidir diyebilir miyiz? Yani bu görüşle dolayısıyla çelişkili bir durum ortaya çıkmaktadır. Mesela başka bir yorumda ise şunu söylüyor. Herhangi bir samimi olduğum bir acentaya sigortamı yapar mısınız ödemesini ben yapacağım demen yeterli. Şartları, kanunları bilmem, yasalar, saatler yazmaya gerek yok diyor demiş. Yani diyor ki sen düzgün, aslında yani burada da bir karmaşık bir durum var. Yani düşünebiliyor musunuz? Her şey ortada. Yasalar ortada. Yönetmenlik ortada ama diyor ki yani samimi olduğum bir arkadaşın böyle bir şey acentalan diyor. İşi götür diyor. Yani bu burada da böyle bir yorumlamak. Hani kendini emeklilik sigortasına ve sosyal güvenceyi altına giresin ki veren bir sağlık sorunu ve emekliyle ilgili ve ne bileyim işsizlik maaşı, yani sigortan yatmasa işsizlik maaşı da alamayacaksın gibi
durumlarla karşı karşıya kalmayasın diye yol gösteriyor. Yani bu arkadaşlarımızın yol göstermesi de makul karşılanabilir. Yani makuldur. Yani o zaman bu makulsa örgütler nerede? Yani düşünmek gerekir. Örgütler nerede? Yani bu açıdan karmaşık bir durumun olduğu ortaya maalesef çıkmaktadır. Umarım bu video yararlı olacağını düşünüyorum bu konuda. Hem rehberlik meslek yasası tanımına değindik. Turist rehberlerinin serbest ya ve de bir acenteye bağlı olma durumunu veriler ışığında incelettik. Emeklilik durumuna göre baktık olaya. Bir de yorumlar kısmına baktık. Yani dolayısıyla karmaşık bir durum söz konusu olduğunu, 2012 yılından beri 2022 yılına kadar gelen süreçte bir karmaşık durum, yani aradan 10 sene geçti. Aradan hemen hemen 10 sene geçti. Bir karmaşık durum, bir bilinmeyenlik, çok bilinmeyenlik bir denklemle karşı karşıya kalındı rehberler maalesef. Halen bu şekilde devam ediyorum. Yine bir karmaşıklık söz konusu. Yani belirli konularda evet sen bunu yapacaksın diyor. Sen bu yolda gitmelisin diyor. Ama bakıyorsun başka konularda hayır farklı yollar da var. O yolları da deneyebilirsin gibi ifadeler maalesef mevcut. Bu da dediğim gibi örgütle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Umarım bu konuda yakın zamanda çözülür diye düşünüyorum. Ve videonun sonuna geliyorum. Almanya'dan herkese selamlar ve saygılar. Kendinize iyi bakın.